Başlangıçta 8 parça doluyor arkadaşlar. Buraya 8A diyelim. İkinci durumda 15 bölmeyi de dolduracağız. Bu 8A'lık tavuk suyu 15 bölmeye eşit gelmesi lazım. Ne yaparız böyle sorularda? Çaprazlama yer değiştiririz. Buraya 15K deriz. Buraya da 8K deriz. Demek ki şöyle bir A bölmesi diyelim yani şuraya. Başlangıçtaki bir bölme 15K'lık bir tavuk suyu alıyorken artık yeni durumda bu yeni boşluklara 8K'lık bir tavuk suyu konuyor. Yani başlangıca göre arkadaşlar 15K, 8K, 7K'lık boşluk oldu. Neden? Toplam hacim 15K ama 8K'sı da oldu. Toplam hacim zaten 15K'ydı. 7 bölü 15 boş kaldı arkadaşlar C şıkkı. Gün sayısı arkadaşlar 5 olduğu için 5 çarpı 4'ten T gördüğümüz yere 120 yazacağız. 25 çarpı 10 üzeri 3, 4 üzeri e, şu T gördüğümüz yere 120 yazarsak 120 eksi 100'den 20. Bunun üstün üstü çarpıları ona dikkat edelim. 25, 5 üzeri 2, 10 üzeri 3 tamam 10 üzeri 3 bir dursun. 4 üzeri 20, 20 çarpı 0.1, 4 üzeri 2. Böylece 5 üzeri 2, 4 üzeri 2 üstleri aynıysa tabanları çarp. 20 üzeri 2, 10 üzeri 3 arkadaşlar. Buradan da bu 2 üzeri 2 çarpı nasıl ayrılır? Ee, 10 üzeri 2 diye ayrılır. Tabanları aynı üstleri topla. 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 5'ten 4 çarpı 10 üzeri 5 D şıkkı. Sayıları ters çevirince çarpımları aynı oluyormuş. Bakalım 12 çarpı 42 21 çarpı 24'e eşit mi? 3 çarpı 4, 7 çarpı 6, 3 çarpı 7, 4 çarpı 6. Aa, evet eşit oldu bakın rakamlar. Tamam bu doğru geldi. 24, 84. Ters çevireceğiz. 42, 48. 24, 6 çarpı 4. 84, 12 çarpı 7. 42, 7 çarpı 6. Ve bu da 4 çarpı 12. Bakın yine 4, 12, 7, 6 birbirine eşit geldi. Şimdi diğeri olmaz. Niye biliyor musunuz? 65'in içinde bir kere 13 asal sayısı var. 46'da 23 var. Ters çevirince bu 64 56 olur. Bunun içinde 23 ve 13 çarpını yok. Bu yüzden cevap 1 2 C şıkkı. İlk 3 şekle bakarsanız üst üste denk gelmemişler. Yani her bir farklı bir kenar üzerine oturtulmuş. Mesela bu A, bu A artı 2, bu da A artı 4 üzerine oturulmuş diyelim. Çünkü arkadaşlar Ardaşık çift sayılar. Bir kenarı A iken şöyle bir dikdörtgenler prizmasını düşünün. Bir kenarı A, bir kenarı A artı iki, bir kenarı da A artı dört. Üç boyutlu. Şimdi bundan sonrakileri hep A artı dört düzeninde yerleştirirsem. ilk üç tanesi zaten böyle oldu. Farklı yüzeyler üzerine oturtulmuş ki aynı hizaya denk gelmemiş bakın bunlar. Haliyle A, A artı iki, A artı dört. Diğerlerinde de 5 tane A artı 4. Yani 5 tane A artı 20 olur. Diğer taraftan A, A artı 2, A artı 4. Giderim. A'nın üzerine yerleştiririm hepsini. 5A olur arkadaşlar ve en büyükten en küçüğü çıkardığımız zaman bunlar gider. Geriye 20 santim kalır. C şıkkı. M sayısını tam bölen farklı pozitif tam sayıların toplamı. Örnek söyleyeyim bakın. Şimdi size bir 4 sayısının farklı pozitif bölenleri nelerdir? 1, 2, 4'tür. Bunun gibi düşünün tamam mı? Şimdi A1 asal sayı olmak üzere T aküp arkadaşlar. Bu kurala göre içine aküp yazacağız. 1 çıkaracağız. Bu e, şeklin içindeki aküp ne demekti? Akübün farklı pozitif bölenleri. Bunlar da arkadaşlar 1. Sonra A. Sonra A kare ve aküp. Neden? Bu asal bir sayı. Örnek 2'nin kübünün bölenleri nelerdir? 1, 2, 4 ve 8. Bunun gibi düşünün. Bu yüzden de 1, A, A kare, A küp. Bunların toplamı bir de 1 çıkaracağız. Çünkü T, A küpte bakın. Böyle bir 1 var. Bölü T, A. Bunun da arkadaşlar yine e, kutu içinde şöyle bir A ve eksi 1 olacağı için 1 artı A. Bir de 1 çıkartıyorum. Bu 133'e eşit. Böylece bunlar gitti. A parantezinde 1 artı A artı A kare bölü A oldu. Burası da 133. Bunlar gitmiş oldu arkadaşlar. A artı A kare. Bu 1'i bu tarafa atarsak 132. Yani A parantezinde 1 artı A 132. A 11 oldu. D şıkkı. A sayısı eksi 2'nin sağında birden solundaymış. O zaman... 1'den küçük, eksi 2'den büyük. A sayısının 2'ye uzaklığı bakın. Normalde A sayısının 2'ye uzaklığı böyle mutlak A eksi 2'dir. Ancak tabii ki 1'den küçük sayı 2'den ayrı, ayrı küçüktür. Bu yüzden 2 eksi A derim. 2 eksi A da arkadaşlar 3'ten küçükmüş. O zaman eksi 1 büyüktür A oldu. Bakın bu birinci bilgi oldu o zaman. Bu ikinci bilgi. A sayısı ile A sayısının 2 solu ne demek? a eksi 2 demek. Bunun da 2 katını al diyor. Ve bu b sayısına eşitmiş. O zaman 3a eksi 4 b'ye eşit. Şimdi şu iki bilgi arkadaşlar a eksi 1 ile 1 arasında olur demektir. Birleştirdim. Normalde eksi 2'den küçük diyordu ama ikinci adımda eksi 1'den büyük, küçük, büyük çıktı. Sonra eksi 1 ile 1 arasında dediği için bakın 3a eksi 3 3a 3 olur. 4 çıkar. Eksi 7 3A eksi 4 ve eksi 1 olur. İşte B'nin aralığı arkadaşlar. Eksi 7 eksi 1 D şıkkı. İki sayının birbirine bölümü bir tam sayı çıkıyorsa bunlar arkadaşlar mutlak değerleri birbirine eşittir. Neden mutlak değer diyorum? Birisi x diyeyim. Birisi diğerinin arkadaşlar eksi liste olabilir. Örnek 5, 5 veya 5, eksi 5 gibi de olabilir. Sonuçta bunları birbirine bölersek her zaman 1 veya eksi 1 elde ederiz. Yoksa birbirinden farklı iki sayının arkadaşlar başka türlü birbirine bölümünde e, tam sayı gelme ihtimali yok. Örnek 1 ve 2 ters çevirince bak birisi kesirli sayı oluyor. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar e, ne söyleriz buradan? E, kesinlikle x ve y birbirinin aynısı veya mutlaklarının aynısı olduğu için evet çift olur. Çünkü birisi tekken öbürü de tektir. Birisi çiftken öbürü de çifttir. Sadece işaretleri değişik olabilir. Haliyle bu doğru. X artı y en az eksi 2'dir diyemeyiz. Çünkü çünkü o zaman x ve y'ye sadece eksi 1 ve 1 demiş oluruz. O zaman saçma olur. Ama x mesela arkadaşlar eksi 10, y de eksi 10 olabiliyor. Dolayısıyla toplamları mesela eksi 20 bile olabilir. Eksi 1000 bile olabilir. Eksi 1 milyon bile olabilir. Sadece bu olamaz. x kare artı y kare eşittir 2 aynı sebepten dolayı. Bunlar yeter ki birbirlerinin mutlaklarına eşit olsunlar. Yoksa illa bir bir olacak diye bir zorunluluk yok. Yalnız bir aşıkkı. Yeşil bölmelere aynı sayı yazılıyormuş. Soldaki sarı bölmelerde arkadaşlar toplandığında alabileceği en büyük değeri buluyormuşuz. Şimdi burada neye bakacağız biliyor musunuz? Bu yeşili bunlarla tek tek çarpacağım için ben o zaman en büyük sayıyı buraya yazarım. 8 yazarım. Sonra 6'yı buraya, 5'i buraya, 3'ü buraya, 2 buraya. Neden? Ne kadar çok sayıyla çarparsam 6'yı o kadar çok toplam elde ederim. 5'i de öyle, 8'i de öyle. Böylece küçükleri sona attım ki hani onların zaten çarpıma katkısal bari büyüklerden fazla yararlanayım. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra artık bakın bu şekilde 8 ile 2'nin toplamı 10, 11. Sonra 7 ile 5'in toplamı 12, 1 ile 3'ün toplamı 4, 5 ile 2'nin toplamı 7 ve eksi 1 ile 2'nin toplamı 1, 7 ile 2'nin toplamı 9. Bunların toplamı da 54 oldu. E şıkkı. Tabanlar birden büyükse üstü büyük olan daha büyüktür. O zaman A virgül B küçüktür B virgül C küçüktür C virgül A. İlk önce tabii ki burada birler basamağına bakacağız. Ondalıklı basamağa bakmaya gerek yok. A küçüktür B küçüktür C haliyle burada da arkadaşlar o zaman en büyük üst hangisi olur? A kısımları aynı. A, C ve B'ye bakarsak en büyük Y'nin üstü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra Z'nin üstü. Buraya 1 yazayım. Buraya 2. Sonra da X'in üstü. Ancak ne söylüyoruz arkadaşlar? Bir üslü sayıda tabi ki taban birden küçükse ve sıfırdan büyükse basit kesirse yani kısacası Üst büyüdükçe sayı küçülür. O yüzden en büyük X olur. Sonra Z olur. Sonra da Y olur arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden hangisi oluyor? D şıkkı. Burada toplam 15 sayı var. Her 15 sayıda bir başa dönüyor. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sırada sarıya denk gelmesi lazım. Haliyle... Her 15'in katından 11 eklediğimizde sarıya ulaşırız. Buna uyan şık 60'ın 11 fazlası. 225'in 11 fazlası ama bu herhangi bir sayının 15 katının 11 fazlası değil. Bu yüzden cevap D şıkkı 1 3. Yani bölme bölünebilme sorusu. Asya'nın final sınavına 15 eklendiğine göre demek ki bu aralıkta yani sınavı bunun x eksi 95 ...küçüktür 5 aralığı... ...eksi 5 küçüktür... ...x eksi 95 küçüktür 5... ...mutlak değerde küçüktürün açılımı... ...90 küçüktür x... ...küçüktür 100 oldu... ...demek ki 90'lı 100 aralığında bunun notları... Ee, ...diğer Burcu'ya da 5 puan eklenmiş... ...o zaman ona da bakalım... ...y diyelim onun notuna da karışmasın... ...y eksi 70 küçüktür ee, 10 olacak... ...buradan eksi 10... ...y eksi 70 ve 10 olduğu için... Eksi 10, 70 daha artı 60. Y ve 80. O zaman bakın alacağı en büyük değer 80. Öbürünün alacağı en küçük değer 90. Aralarındaki en küçük fark 10 birim oldu D şıkkı. Renkler farklı, harfler aynı olacak. O zaman bakın şimdi istenen durumu yapayım size. İki sarıdan bir tanesi gelsin, iki maviden de bir tanesi gelsin deriz. Tamam mı? Sarı, mavi olacak şekilde çarpı sonra arkadaşlar A gelirse buraya da A gelsin. O zaman 3'ün birlisi çarpı 2'nin birlisi artı yine aynı durum. Şöyle parantez açayım. N'ye gelirse 2'nin birlisi oraya da arkadaşlar bu gelsin. Başka aynı olan harf var mı? Yok. O zaman durum bu. İstenen durum bakın. AA ya da NN gelmesi. Aşağıya da 4 zardan herhangi ikisini gelirim. Yani torbaya bakmıyorum. Elime attım. 4 taneden 2 tane çektim. Sonra yine 6 sayıdan birini çektim. 6 harften birini çektim. Ve 6 harften birini çektim. İşte bu da tüm durumlar. Yukarısı 2 çarpı 2 4. Parantezinde 3 çarpı 2 6 artı 2 arkadaşlar. Sonra aşağısı da 6 çarpı 6 çarpı 6. Böylece 32 bölü 216 olur. Burayı e, burayı 4'e bölsem 8. 4'e bölsem 4'e bölsem dedim de 4'e böldüğüm zaman 54. E, 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 27. 4 bölü 27 A şıkkı geldi. Küçükten büyüğe bir kere şöyle sıralamanız lazım. 0, 1, C 7'ymiş zaten mecburuz. D de 8. A rakamını 3 defa kullanıyorsak nasıl kullanmışızdır? 80, 70 ve 10. Gördüğünüz gibi D'yi bir kere kullandım şu an. C'yi bir kere kullandım. B'yi de bir kere kullandım. Ve arkadaşlar B'yi iki kere kullanmamız gerektiğini söylüyor. O zaman B'yi kimle iki kere kullanabilirim? 8 ile. Neden? C'yi kullandım. Hakkımı doldurdum. A'yı üç kere kullandım. Hakkımı doldurdum. O zaman B'yi bakın bu şekilde e, neydi şey? Diğeri 8'di pardon. D harfi. B harfi de 1 olduğu için işte size B'yi iki kere kullandığım durum. Böylece arkadaşlar A 3 kere, B 2 kere, C bir kere, D de bir kere oldu. 161, 80 daha 241 oldu. C şıkkı rakamların toplamının en küçük değeri. Herhangi iki dağıtımda ister üçlü ister birli ister ikili alsın toplamlar birbirine asla eşit olmayacak. Mesela 12 ile 7'nin toplamı 19 olsun o zaman arkadaşlar A 9 olamaz. Neden? 10 ile 9'un toplamı 19 olur. Gördüğünüz gibi 12 ile 7'nin toplamına eşit olur. Böylece hemen 9 olamayacağını silerim. Ya da bakın şimdi. Diyelim Berk bir seçişte 12 aldı. Başka bir durumda 10 olacağı için elinde o zaman arkadaşlar 2 olamaz. Bu gitti. Böyle tek tek düşüneceğiz işte. Biraz bu yüzden ters bir soru arkadaşlar. Mesela Berk diyelim bir durumda arkadaşlar. Kaç aldı? 10 aldı tamam mı? O zaman Başka bir durumda 7 ile 3'ün toplamı 10 olacağı için 3'ü alamaz. Bu giden rakamları böyle üstünü çizelim. Diyelim 2 tane aldı. 10 ile 7'nin toplamı 17. O zaman 12'nin yanına arkadaşlar 5 gelemez. Bu yüzden A 5 olamaz. 7 zaten olamaz arkadaşlar. Neden? Elimizde zaten 7 TL olduğu için diyelim Berk'e 7 verdik. Başka bir zamanda o zaman 7 vermiş oluruz ki 2 tane 7 olursa bakın birbirine eşit olur. Dolayısıyla Kaç tane rakam veremedik? 1 2 3 4 5 rakam veremedik. Böylece arkadaşlar geriye kalan 4 rakamı verebiliriz. B şıkkı. 3 elemanlı alt kümelerin toplamsal küme olması için seçtiğimiz 3 elemanın diğer 3 elemanın toplamından küçük olması lazım. Örnek 1 2 3 seçersek kalan 4 5 6 olur. Tabii ki bunların toplamı bunların toplamından küçük olacaktır. Peki nasıl bu seçimleri yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi tümünün toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21. Haliyle en fazla toplamın 10 olması lazım seçtiğimiz 3 sayının. Böylece 10 olursa diğerinden küçük olur. Ya da 9 olsa diğer kalan 3 sayının toplamından küçük olur. Bu şekilde maksimum toplamları 10 olan sayılar. O zaman ilk 2 rakamdan başlayayım. 1, 2'yi seçersem arkadaşlar 3, 4, 5, 6'dan istediğimi seçebilirim. 4 tane durum oldu. 1, 3 ile devam edeyim. 1, 3 olursa 4, 5... 6 seçebilirim. 3 tane daha elde ettik. 1, 4 seçersem yanına arkadaşlar 5 seçerim. Daha da seçemem çünkü o zaman 1, 4, 6 seçersem toplamları 11 olur. 4 buradan, 3 buradan, 1 buradan oldu. Gelelim 2'ye. 2, 3 seçersem yanına sadece 5 seçebilirim. Bir de pardon 4 seçebilirim. Dolayısıyla bakın 2 durum, 1 durum, 3 durum, 4 durum. Toplam 10 tane toplamsal küme varmış A şıkkı. Kolay bir soru. Sadece dikkat etmemiz gereken şey y sıfır eşit olamaz. İki basamaklı olmaz yoksa. 2x arkadaşlar 2-x eşit. f -Y7. y 7 y-7 eşit. Böyleymiş. O zaman x artı y eşittir 3 oldu. y sıfır olamayacağına göre x 2 y de 1 olur arkadaşlar. f x y böylece f 21'den 2-1'den 1 olabilir. A şıkkı. Adım adım gidelim. 1 bir kere bir bileşke fonksiyonda dıştan içe gitmek lazım. O zaman burada şu demektir. İçeriye ne verirsen cevap sıfır çıkar. O zaman bakıyoruz. ilk grafik, birinci grafiği böyle konuşursak bakın. Şöyle yaptığımız zaman. içeriye sıfır verdiğimizde. Şöyle göstereyim bakın. İçeriye sıfır verdiğimizde. Ve burası da kaçmış? X eksenini kesti yer. Bir de 2. Neden? Çünkü analitik düzlemde x eksenini kesen noktanın ordinatı sıfırdır. Yani sonuç sıfırdır. Dolayısıyla fx'in sıfır olduğu x değerlerini ve fx'in 2 olduğu x değerlerini bulacağız. Bakın fx'in sıfır olduğu x değerleri 1 sıfır 1 de 2. Buradan 2 tane geldi. Gelelim buraya fx'in 2 olduğu kaç değer var? Şöyle y eşittir 2 doğrusu çizilir tamam mı? Bir grafiğin 0 e, sıfır hariç. Çünkü o zaten x eksenini kestiği nokta. Herhangi bir noktasını bulmak istiyorsanız 2 mi? O zaman y eşittir 2 doğrusunu çizersin. Grafiği kaç noktada kesiyor? 1. Bu aralıkta sonsuz tane reel sayı olur. 1 ile 3 bölü 2 arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada sonsuz çözüm geldi. O yüzden olmadı. Şimdi gelelim ikinciye. Bunları sildim. Yeni bir grafik. İkincinin grafiğine bakalım şimdi hızlıca. Böyle birleştirdik. Şurası artık oldu. Bakıyoruz. Yine aynı yorum. f, fx eşittir. Sıfır olacak. İçeriye sıfır verdiğimde, bakın x eksenini kesen yer bir de 4 verdiğimde oluyor. O zaman içeriye diyorum bakın. X edemiyorum o ifademe dikkat edin. İçeriye sıfır vermek demek fx'in sıfır olması demek. Haliyle buradan bir sıfır bir de 4. Zaten iki tane değer. Sonra fx'in bir de içerisinin ne olması lazım? 4. İçerisinin 4 olduğu değer... Y eşittir 4 doğrusunu çizeceksin. Grafikle kaç noktada kesiyor? Bir noktada gerçekten mesela uyduruyorum. F-3 arkadaşlar 4 gibi düşünün. Grafiği tek noktada kestiği için buradan da bir tane çözüm geldi. Buradan da iki tane çözüm geldi. Evet buradan 3 çözüm oldu. Bu sağlar. Şimdi gelelim son kısma. Son kısımda da arkadaşlar bakalım hemen. şöyle ee, şöyle 2'de ve 3'te x eksenini kesecek. Bu zaten kesin olmaz da yine de göstereyim ben size. Bakın şimdi içeriye hangi değerleri vermemiz lazım sıfır olması için? Sıfır. 2 ve 3. İçeriye 0 verdiğim zaman fx'in 0 olması lazım. fx'in 0 olduğu kaç değer geldi? 0, 2, 3. Sonra içeriye 2 de verebiliyorum. 2 olduğu değer kaç tane? Burada arkadaşlar 3 tane. Grafiği 3 noktada kesti bakın. 1, 2, 3. İçeriye 3 vermem için sonucun 3 çıkması lazım. Yani x'e kaç vermem gerekiyor? Bir tane de bakın y eşittir 3 olacak şekilde. Bir noktada buradan kesti. 1, 3 daha 4, 2, 3, 3 daha 6, 7 nokta çıktı arkadaşlar. Zaten fazla çıktı. Dolayısıyla yalnız 2, B şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu soruda değişmeyen miktar pamuk. Soruyu okuduğunuz zaman pamukla ilgili bir artış azalış miktarı yok. 60x oranında pamuk olsun. 42x oranında da arkadaşlar polyester ve likra toplama olsun. Şimdi bize polyester miktarını 200 gram azalttığı zaman %80'e ulaştırdığını söylüyor. O zaman bakın değişmeyen pamuk 60x yeni durumda toplam miktar ne kadar azaldı? 100 xten 200 gram azaldı. Sonuçta polyesterin ne kadar azaldığını bilmiyorum ama bildiğim şey Oranının ne kadar azaldığını bilmiyorum ama bildiğim şey 200 gram azaldı. Totalde de o zaman artık onun miktarı neyse o kumaşın. O kumaşın toplam miktarı 200 gram azaldı. Böylece oran nereye çıktı? 80 bölü 100'e. Olay bu. Değişmeyen şeyler, problemler de çok önemlidir. Haliyle buradan 4 bölü 5. 4'e bölersem 15x. 15x. Burayı da 5'e böldüğüm zaman 20x. Eksi 40 haliyle arkadaşlar bakın 5x eşittir 40'tan x 8 geldi. Bu bizim için çok önemli. Demek ki 480 gram pamuk varmış. Bunların da toplamı 4 x 8'den 320 grammış. Yani 800 gram bu kumaşmış arkadaşlar. Yani tişört neyse artık. İkinci durumda arkadaşlar. E, ligra miktarının yarısı ve polyester miktarının 2 bölü 3 azaltılınca yine %80 oluyor. Artık şunu biliyorum. Elimdeki pamuk miktarı belli 480. Haliyle arkadaşlar bu tüm tişörtün %80'ini oluşturuyor. O zaman tüm tişört 100 bölü 80'den 600 gram. 480 gram pamuksa toplam 600 gram olması için 120 gramın neye eşit olması gerekiyor? Pamuk artı likra. Pamuk artı likra başlangıçta neydi ama? 320 gramdı. O zaman bakın azaltıldı o yüzden. Şimdi biz ne diyelim? Burada 120 gramı nasıl yazacağım? Dikkat edin lütfen. P gram poliester olsun. 320 eksi P gram likra olsun. Poliesterin 2 bölü 3 azaltıldı. P bölü 3 kaldı. Likranın yarısı azaltıldı. 320 eksi P bölü 2 kaldı. Ve bunların toplamı yeni durumda 120 grama eşit. Haliyle arkadaşlar payda eşitliyorum. 2P bölü 6 artı 960 eksi 3P bölü 6 eşittir. 120'yi de yaparsak 720 bölü 6. Bunlar gitti. Böylece şu sol tarafa yazayım bakın sizde. 960 eksi P eşittir. 720 oldu arkadaşlar. Buradan da P'ne geldi 240. Demek ki başlangıçta 240 gram poliester varmış. Ve başlangıçtaki miktar kaçtı? 800. Bunu 100 ile çarpacağız. Gördüğünüz gibi %30 oldu. E şıkkı. Ardışık tam sayılar demiş. O zaman ilki A ise ikincisi A artı 1 nokta 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 A diyeyim yani ben. En sonuncusu da 20 fazla olacak. A artı 20 olacak değil mi arkadaşlar? Bir fazla, üçüncü iki fazla. O zaman 21. de 20 fazla olur. Haliyle bunların toplamı nasıl bulunur? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bu bize toplamı verir. Hatırlayın son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Bunu 21'e bölersek aritmetik ortalamayı yani medyanı buluruz. Ortanca terimi buluruz arkadaşlar. Neden burada medyanı aritmetik ortalamayla buldum? Ardışık terimler birer birer artıyorlar. O yüzden ortanca terim aynı zamanda aritmetik ortalamaya eşittir. Yoksa şunda öyle bir durum yoktur. 1 2 4 7 10 22 26 35 olsun. Bunda medyanı sakın ortalamayla bulmayın. Aritmetik olarak arttığı için son terimle ilk terimin toplamının yarısı medyana eşittir. Tamam mı? Onu bir tek bir kere daha vurgulayayım. Dolayısıyla a artı 10 eşittir. 71 olacak. 73'müş pardon. a buradan arkadaşlar 63. O zaman son terim 63 artı 23'ten 83. Bu açtı bakın kritiği. 82, 81. Bakın bunların 3'ü 80'i geçtiği için tehlikeli seviyede olan 3 tane var. B şıkkı elimizde kaç tane olduğunu bilmediğimiz iki sayfa numaraları var. Her bir sayfa arkadaşlar iki numarasına sahip bundan a tane olsun. 2 çarpı 2 çarpı nokta nokta bunların a tane çarpımı nedir? 2 üzeri a'dır. Aynı şekilde b tane arkadaşlar 4 numaralı sayfa olsun. Bunların da çarpımı nedir? 4 üzeri b. 2 üzeri a 4 üzeri b'ye eşitse böyle bakın yazarsak a 2 b'ye eşittir. Demek ki 2B tane 2 sayfa var. 2 numaralı sayfa var. B tane 4 numaralı sayfa var. 2B'den 26'yı çıkaracağım. 26 tanesi kareli yapraklardan çıkarılıyor. Çizgili yapraklarında 1 bölü 12'si. O zaman ne kadarı kalır? 11 bölü 12'si. Payda eşitliyorum. 24B eksi 26 çarpı 12. Bunu çarpma. Çünkü bak 24'ten 11'i çıkarınca 13B eşittir. 26 çarpı 12 oluyor. Sadeleşiyor böylece işlemimiz hızlanıyor. B buradan 24 geldi. 24 48 toplam sayfa sayısı 72. Rakamları toplamı da 9 oldu. D şıkkı. 3 günün ortalaması 220 ise 3 günün toplamı 660'tır. 4 günün ortalaması 240 ise 4 günün toplamı 960'tır. O zaman buradan ilk yorumumuz perşembe çözdüğü soru sayısı ilk 3 günden 300 fazla. Demek ki perşembe günü 300 soru çözmüş ve perşembe günü çözdüğü soru sayısı çarşambanın ne kadarı kadar fazla? %50'si yani yarısı kadar fazla. 3C bölü 2 eşittir. 300'den C arkadaşlar 200 geldi. B şıkkı. Arkadaşlar ekstrede siz o ayki borcunuzu görürsünüz. Yani bu ay ödemen gereken şu. Yani o ayın taksitlerini görürsünüz. Dolayısıyla oyun konsolunun ücreti 3O olsun bilgisayara 6 ay taksit 6B diyelim ve sonra da arkadaşlar televizyon 9 ay taksit ona da 9T diyelim. İkinci aydaki ekstresinde bir tane A, bir tane B, bir tane C görür. O dem. Gerçi buna A diyeyim artık uğraşmayalım. Buna da T diyeyim. Sonra arkadaşlar burada 5 ay sonraki ekstresinde 3A görmez. Çünkü 5 ay sonra artık oyun konsolunun taksidi biter. Bir tane B görür. Bir tane T görür. Bunun da arkadaşlar kaç katıymış? 4 katı. İkinci aydaki ekstresi aynı zamanda neye eşit diye söylüyor. 7 ay sonra. 7 ay sonra bilgisayar da biter. Böylece sadece televizyon kalır. Onun da 6 katıymış. Sol taraf ABT, sol taraf ABT. O zaman sağ taraflarda birbirine eşit. 6T eşittir 4B artı T. Buradan da 2T eşittir 4B oldu. Televizyon bilgisayarın 2 katı. Kenarda dursun. Hemen yerine yazalım bir tanesinin. A artı B artı 2B eşittir. T gördüğüm yere o zaman 2B yazarsam 12B olur. Buradan da arkadaşlar oyun konsolda bilgisayarın 9 katı oldu. O zaman oyun konsolu neydi? 3O. 3A ya da 27B dedim. Eşittir. Sonra arkadaşlar televizyonun fiyatı. Televizyon 2B'ydi. Ee, bir tanesi 2B tabi. 9 taksit var toplam 18B. Artı 1440. Buradan da 9B eşittir 1440. B arkadaşlar 160 oldu. Böylece B 160 ise bize lazım olan bilgisayarın fiyatı. Bilgisayar da 6B idi. 6 çarpı 160'tan 960 olur arkadaşlar. A şıkkı. Neyleri 9 boğumdan yapıyor ama kargılar arkadaşlar 10 ve 17 boğumdan oluşuyor. Ve her birine için 10 boğumludan 9 tane kullanıyor. 17 boğumludan yine 9 tane kullanıyor. Kalanları kenara ayırıyor. Dolayısıyla 10 boğumludan x tane varsa her birinden 1 tane artacak. x tanesinden x tane artar. Sonra arkadaşlar elinde toplam 20 kargo olduğu için 20 x tanesi de 17'li 17 boğumlu kargo olsun. Bunun da her birinden 17 9'dan 8 boğum artacak. 20 eksi x tanesinde kaç tane boğum artar? 160 eksi 8 x tane boğum artar. Şöyle düşünün. Her birinde 8 boğum artıyor ya. 2 tane kargısı olsa 16 artar. 3 tane kargısı olsa 24 tane artar. O zaman 20 eksi x tane var. Bu kadar artıyor. Buradan da zaten x tane artmıştı. Ve artan kargıların, e, boğumların pardon toplamı 104 tane. 160 eksi 7 x eşittir 104. 56 eşittir 7x. x de buradan 8 geldi. x dediğim zaten 10'lu kargı sayısıydı B şıkkı. Sınavda böyle bir tane veya iki tane mantıkla yorumlayabileceğimiz, tabii sayısal mantıkla yorumlayabileceğimiz sorular oluyor. Güzel bir soru bu. Şimdi Azra, Canan, Deniz, Ekin ve Fatma. Bu 5 takas yapıyor. Bu 4 takas, 2 takas, 5 ve 3 takas. Şimdi her biriyle en fazla bir takas yapıyorlar. Yani iki kişi kendi arasında ikişer kere önce ben sana verdim sonra sen bana verdin sonra bir daha ben sana verdim şeklinde değil. En fazla bir kere oluyor arkadaşlar. Haliyle o zaman Azra 5 kişiyle takas yaptığına göre kendi hariç. E, Ezgi de Ezgi miydi Ekin? E haliyle o zaman 5 kişiyle takas yaptığına göre kesinlikle Burcu'yla da takas yapmış olur. Artı bir. Yine bu Ekin de arkadaşlar kalan 5 kişiyle takas yaptığına göre o kalan 5 kişiden biri Burcu'dur. Tamam şimdi dikkat Deniz 2 tane takas yapmış. Bu Azra ve Ekin toplam 5 kişiyle takas yaptığına göre Deniz'le de takas yapmış oluyor. Bir tane bununla bir tane bununla olduğu için Deniz artık o zaman takas başkasıyla yapmamış demektir. Sildim onu. Sonra Canan'a gelelim. Canan arkadaşlar Deniz'le takas yapamaz. E, A ve E ile kesin yapıyor. Artık bu A ve E diyeyim. O zaman iki tanesi gidiyor. İki tanesi birine F kalır birine B kalır. Ha, demek ki Burcu'yla da takas yapmış. Bunu da sildim. Böylece F arkadaşlar iki tane takas yaptı A ve E ile. Bir de C ile takas yaptı demin söyledim. 3 bu da gitti. O zaman artık Burcu'nun başka takas yapacak şeyi kalmadı. Hepsine çizdim bakın. Toplam 3 tane C şıkkı. Her bir sayfada her bir kaydırmada pardon 3 bölü 2 kayıyorsa o zaman 3 bölü 2. sayfada 1 buçuğuncu sayfada bakın ilk görüntüde sonra 19 kez kaydırıyor ve buradan 3 bölü 2 parantezinde 19 artı birden 20 yani 30 tane sayfa varmış burada o zaman 30 sayfayı nasıl elde ederiz 1 bölü 3. sayfa burası bakın yine aynı mantıklı 1 bölü 3 çarpı x yani yani x. Ee, 1 bölü 3 parantezini alırsam x artı 1 eşittir 30 olur. Buradan da x artı 1 90 gelir. x bakın 89 olur. C şıkkı. İlk endeks 143, ikinci endeks yani son endeks 443. Böylece farklarını aldığımız zaman 300 oldu. Şimdi birim fiyatına x diyelim. 300x artı 300x'in bir de %20'si vergi. 300'ün %20'si demek 1 bölü 5 demektir. Yani 60x eşittir 360 TL. Demek ki birim fiyat metreküp başına 1 TL'ymiş. O zaman ikinci durumda 818'den 443'ü çıkaracağız. Son endeksten ilk endeks çıkarılarak bulunuyormuş çünkü. 8 3, 35 7 375. O zaman 375 metreküp için 375 TL ödenecek. Ama bir de bunun %20'si yani 5'te biri vergi var arkadaşlar. O da 75 yapar. Toplam 450 TL C şıkkı. Maksimum 4 kilo kapasite diyor arkadaşlar. Öbürü de maksimum 7 kilo. Yani siz bunun içine 2 koyabilirsiniz, 3 koyabilirsiniz ya da buna 5 koyabilirsiniz, 6 koyabilirsiniz fark etmez. O zaman ikincisine daha az para ödendiği için bakın kilo başına. Çünkü gördüğünüz gibi biri 3 bölü 7, birisi 2 bölü 4. Bu 0.5 iken bu 0.5'ten daha az. Demek ki 7 kiloluğu kullanmak daha mantıklı. Ne yapacağız? 30 kiloyu 7 kere 4'ten 28 yani 4 kere 4 kere sağdakinde Kalan 2 kiloydu arkadaşlar. Bir kez soldakinde yıkarız. Böylece sağdakinden 4 çarpı 3 12. Soldakinden de 2 çarpı 1'den 2 lira ee, para ödememiz lazım. 14 lira C şıkkı. İki tane kulvar var arkadaşlar çembersel. Bilmiyoruz boylarını. Şöyle birinci kulvar ikinci kulvar diyelim. Cüneytin hızının 3 katıymış akınınızı. 3V diyorum buraya da V diyorum. İkinci bilgiyi de şöyle kullanalım arkadaşlar. Bir turu yani x olsun bunun boyu x bölü 3 v sürede alır. Aynı sürede öbürü 2 tur atıyor arkadaşlar. Ona da boyuna y edersek kulvarın 2 y bölü v. Bakın bu şekilde bazen bilinmeyenin fazla olduğu hız problemi sorularında aynı değişkenden yararlanmanız lazım. Burada değişmeyen şey süre. Böylece v'ler gitti. x eşittir 6 y oldu. Artık buraya 6 y yazabilirim. Üçüncü bilgiyi şöyle kullanacağım. Bir tam turu tamamlamasına 300 metre kala kendi hızıyla aldığı süre diğerinin de bir tam turdan 200 metre fazla gittiği süreye eşit. İşte bakın yine süreler aynı. Buna T1 diyelim. Buna da T2 diyelim. V'ler gitti. 6Y eksi 300 eşittir 3Y artı 600. Böylece 3y eşittir. 900 oldu. Y arkadaşlar 300. Demek ki bu 3 çarpı 6'dan 1800 metre. Bu da arkadaşlar 300 metre. Kaç fazladır demiş. 1500 D şıkkı. 5. dakikaya dikkat ederseniz 5. dakikaya kadar arkadaşlar un miktarı artarken 5. dakikaya kadar su miktarı yok. Sıfır. Bakın y'si sıfır. Su 5. dakikadan sonra konulmaya başlıyor. Haliyle 5. dakikaya kadar un yüzdesi %100'dür. Çünkü sadece kendisi var. Sonra 5. dakikadan sonra un gittikçe azalıyor. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. A şıkkında da şunu söyleyeyim arkadaşlar. 5. dakikada henüz konduğu için tam 5. dakikada zaten bu %100'dür. 5. dakikadan itibaren azalacaktır. O yüzden buranın içi dolu olması ve böyle devam etmesi gerekiyordu. Bu yüzden A değil B. Çözümü çok basit bir şekilde yapacağım. Anlamaya çalışın bakın. 8, 13 ve 18 saatleri var. Şimdi farklı olanları önce yapalım. A ve C birbirini etkilediği için aynı saatlerde alamayacağım. A için veya C için fark etmez. Herhangi biri için 3 saatten birini kullanayım. Temsil olarak 18'e kullandım. O zaman diğerinin artık gidebileceği 2 yer var mesela buraya gitmiş olsun. Sonra B'nin böyle bir sıkıntısı yok. B, A, C bunlar etkileşime geçmiyormuş. O zaman B'nin gidebileceği 3 yer vardır arkadaşlar. Böylece toplamda 18 durum olur. Örnek biri 8, 0, 0 olsun. B de 8, 0, 0 olsun. C mesela 13, 0, 0 olsun. Bakın A ile C karışmıyor. Ama B ile A aynı saatte olabilir. Bu yüzden B'nin gidebileceği 3 yer var dedim. Aynı yöne bakanlar toplanır. Sarı bölge, mavi bölge, sarı ve mor. İki tane sarı var yani 25 çarpı 2'den 50. Artı bir tane mavi var aşağı doğru. Bir tane de mor var arkadaşlar. Ona da x diyelim. Sonra yukarıya doğru bir tane sarı 25 derece. Bir tane mavi bilmiyoruz onun ne olduğunu. Bir tane de yeşil var. Yeşil de 48'denmiş. Böylece maviler gitti. X 48 eksi 25'ten 23 e şıkkı. 45 derece olduğu için 45 45 90'dan dolayı bakın 9 ve 9 olacak buralar. Hatta muhteşem üçten yine 9. Bu arada şöyle T dersek ATB üçgeninde 9 12 15. Böylece arkadaşlar BD'ye 3 kalır. Ve bir geniş açılı üçgenin alanı taban 3 Yüksekliği de A'dan inecek. Bu BD'ye ait olan yükseklik bakın A'dan inmek zorunda. 3 çarpı 9 bölü 2'den 13,5 oldu D şıkkı. Önce arkadaşlar katlama sorularında ya katlayın ya eski haline getirin. Ben burada şekilde şurası biraz işi bozacağı için kendim katlayacağım göstereceğim bakın. Şimdi burası x katlamada açı değişmez. Burası yine x olacak. Bu arada şöyle ikizkenar üçgen oluyor çünkü KH üzerinden katlanmış. Sonra ikinci şekil bakın şöyle KC üzerinden katlanarak bir KB üssü oluşturulmuş. Uzunluk değişmez tamam açı da değişmez. Yani şöyle 20 derece demiş ya o zaman buraya da 20 diyelim. Şurası arkadaşlar x eksi 20 oldu. Sonra burada artık bir hamle daha yapmamız lazım. Bize 30 dereceyi verdiği için. Orada da harf vereceğim yapabileceğim bir şey yok. Y diyorum. Katlamada açı değişmez deyip buraya da Y artı 30 diyorum. Şimdi lütfen dikkat. Y artı 30 eşittir. 2X. Nereden getirdim bunu? 2 iç bir dış. K, C, A üçgeninden. Y böylece 2X eksi 30 oldu arkadaşlar. Haliyle hemen KHC üçgenine dikkat edin. Y'ydi. 2X eksi 30 yazarım. Sonra e, KCH üçgeninde zaten x demiştim C açısına burası da 90 derece. 3x eksi 30 eşittir. 90'dan x arkadaşlar e, 40 derece geldi. 120 bölü 3'ten. X 40 derece ise Y'yi yerine yazarsak 80 eksi 30'dan 50 dereceymiş y arkadaşlar. Şimdi 50 30 daha 80 derece. Y zaten 20. O zaman B açısına da 80 derece kaldı C şıkkı. Güzel bir soru. AC'ye 60 santim verilmiş. İkizkenar üçgen tabana dik indirelim lazım olur. 30-30. Çünkü bize AB eşittir. BC demiş. Sonra DF'yi de 45 vermiş. Bakın dik B. Şurada görüyor musunuz? Hep önemsediğim şey. Şöyle büyüteyim hatta. Dik B'yi nasıl kullanacağız? Bakın şurada e, alfa dersem buraya beta dersem burası da alfa olur. Burası da beta olur. Böylece alfa beta 90 alfa beta 90 iki üçgen benzer. Haliyle beta'nın gördüğü burada 30. Beta'nın gördüğü burada 45. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Bu ne demek? Hipotenüs 2K ise hipotenüs 3K burada da 2K. Zaten yatağın toplam uzunluğunu bize 210 vermiş. K böylece 30 oldu. 3K da 90 oldu arkadaşlar cevabımız buna göre D şıkkı geldi. Arkadaşlar burada şimdi A üssü noktasının BC'ye olan uzaklığı 5 santim verilmiş. Bu arada 8 ve 12 olduğu için ve dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası olduğu için burası K'dan bir dik zaman tabii ki gördüğünüz gibi 8'in yarısıdır 4 olur. İster benzerlikten görün isterseniz de buradaki kelebekten görün isterseniz de orta nokta olduğu için 8'i böyle 2'ye böler deyin. Haliyle şöyle bir T dersek TK4 ise A üstü K 1 olur arkadaşlar. TC de tam kenarı 2'ye böldüğü için ne olacak? 12'nin yarısı 6. Bir geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıda olur. Bu yüzden 1 çarpı 6 bölü 2'den 3 olacak. Bakın şöyle göstereyim. Bir üçgen varsa sorularda şunu düşüneceksiniz göremeyenler. Bakın 1 bu iki köşe zaten tamam. Şu üçüncü köşeden bu kenara böyle dikindirilir. Haliyle burası gerçekten yüksekliktir. Cevabımız da B şıkkı 3 oldu. Tabanlara aynı olan iki üçgenin alanları oranı 1 bölü 3 ise arkadaşlar o zaman yükseklikleri oranı 1 bölü 3'tür. Ben buraya H dersem hatta K diyeyim sürekli H demeyeyim. K diyeyim buraya da 3K diyeyim tamam mı? Böylece alanlar oranı bakın 1 bölü 3 olur. Bunun bize şöyle bir getirisi var. Karede bakın arkadaşlar bu dik V. D, E, F diyorum ben dik V diye. Burada bir eşlik olacak. Alfa, beta, beta, alfa. Alfanın karşısı 3K olduğu için solda. Burada da yine 3K. E, betanın karşısı K olduğu için yine sağda da K olacak. Buraya da T diyelim. Şuraya da R diyelim. Bakın R, E, 3K oldu. E, T de arkadaşlar K oldu. Bundan sonra şurasının 90 derece olduğunu unutmayalım bakın. Öklit 9k kare eşittir k çarpı tc. Nereye eşittir? Öklitten 9k kareye. O zaman 9k oldu. Yani 10k çıktı. Böylece 7k kaldı arkadaşlar. Kenarları aynı olduğu için. Pisagor yaparsak ADR üçgeninde 49k kare artı k kare eşittir 2 kök karesi 40. Buradan da 50k kare eşittir 40 oldu. K arkadaşlar 2 bölü kök. Kök 5 oldu evet bunları da sadeleştirince. Benden ne istiyor? Mavi bölgenin yani karenin alanını. Şimdi karenin alanı için ne yaparım? K 3K. Burası o zaman 10K kare Pisagor'dan 10K karenin kare kökü. Bu karenin alanını ne yapar o zaman? 10K kare. Çarp o zaman K kare ile. Bunun karesi nedir? 4 bölü 5. Haliyle 40 bölü 5'ten 8 birim kare geldi A şıkkı. Birbirlerine teğet olduklarında bakalım kaç metre yol almışlar onu anlayalım önce. İki çember birbirine teğet olduğunda arkadaşlar yapmamız gereken mevzu nedir? Şu tabi yere değiyor onu idare edin şimdilik. Birbirine teğet çizin. İki çember teğet ise arkadaşlar uzunluk sorularında ilk hamlemiz merkezlerini birleştirmek olmalı. Haliyle Şurası yarıçap 1, burası 16. 16 olduğu için 1 dik yamukta dik üçgen yorumuyla buraya 1 derim. Buraya da arkadaşlar 15 kalır haliyle 8 15 17 üçgeninden. Şurası 8 oldu pardon. 17 15 8. Şöyle T noktası diyeyim, M noktası diyeyim. Demek ki TM arası 8'miş. O zaman A'dan yola çıktı bu. Diğeri de arkadaşlar B'den yola çıktı ve Bunlar toplamda şöyle ve şöyle AB arası 68 olduğu için ATX olursa bu da 60-X olur. Toplam 60 metre yol aldılar birbirlerine doğru. Böylece TET oldular. 60 eşittir hızlar toplamı 6 çarpı T'den demek ki 10 saniyede karşılaşıyorlarmış D şıkkı. Önce şuna dikkat etmek gerekiyor bakın. Şimdi pergeli döndürdüğünüz zaman KA, KB'ye eşit. KO'ya eşit. Yalnız şimdi A noktasının ordinatı ne olabilir demiş ya. Burada şunu bir nevi söylüyor arkadaşlar. Şimdi A noktası K'nın biraz yukarısında görünüyor ama sonuçta K, aşağısında diye özellikle belirtmiyor. Belki K, biraz aşağısındadır. Bunu hani Görsel olarak ama hocam ya o yukarıda duruyor nasıl öyle olacak demeyin. Çünkü olabilir demiş. Yoksa sadece şunu derdim ben. A noktası yukarıda bulacağımız ordinat yeterliydi. Ama biz iki tane düşünelim. Biraz aşağısında da olabilir diye bakalım. Şimdi şekli büyütüyorum arkadaşlar şöyle. Daha iyi yapmak için. Ee, diyorum ki burasının ordinatı 12 olduğu için 6 6 bölünür. Haliyle e, şu yarı çap buradan böyle 6 olur böyle bir dikindirdiğim zaman apsis eksi 4 kök 2 olduğu için uzunluk 4 kök 2 haliyle 36'dan 32 çıkarsa 4 olur kare kökü 2. Yani bir t dersek t noktasının ordinatı 0'a 8 geldi. A ile t aynı izada olduğu için a'nın da ordinatı 8 oldu. Veya demin dediğim gibi belki a biraz aşağıda. A biraz aşağıdaysa arkadaşlar yine aynı yorum 6 4 kök 2. 2 oldu ama bu sefer şuraya t üstü diyelim. O zaman bakın 6'dan 2 çıktı. Neden? K o normalde 6. 2 çıktığı için t üstü o 4. Yani a noktasının ordinatı 4 de olabilirmiş arkadaşlar. Alabileceği 2 değer 8 eksi 4'ten 4. Böylece cevabımız B şıkkı. Birinci durumda arkadaşlar şu yüksekliğe h diyelim tamam mı? Bir kenara da A diyelim. Bakın birinci durumda yükseklik haş böyle 7 tane A kenarına eşit e, cismin uzunluğu. İkinci durumda artık dikkat ederseniz bu şekli kaldırıyorum ya böyle kaldırdığımda A bakın şöyle oluyor. Hemen göstereyim size. A'yı kaldırdığım için A böyle yükseklik oluyor. Haş da yüzeyde kenar oluyor. O yüzden burası haş. Burası h yani 7a eşittir. 7h artı 17 buçuk oldu arkadaşlar. Buradan da a eksi h 7'ye bölersek her iki tarafı 2 buçuk geldi. Demek ki bir kenar yükseklikten 2 buçuk fazlaymış. İşte bu fazlalık yani ne demiştim bakın a dikleşti dikeldi falan da diyorlar ya artık ne derseniz oraya. A arkadaşlar bir kere daha göstereceğim. Şöyle alıp. A normalde tabanda duruyordu. Dikleşti haliyle bunun yüksekliği normalde haştı da A'dan iki buçuk santim kısa olduğu için Bakın yukarıya iki buçuk kaldı yani x 5 bölü 2 c şıkkıymış Döndürülmüyor kayıyor arkadaşlar ona göre Bir de ben hemen şunu hatırlatmam lazım bir noktanın doğruya uzaklık formülü nedir noktayı denklemde yerine yaz Yani şöyle Bir denklemde yerine yaz Sonra mutlak değer için al. Aşağıya da x ve y'nin kat kareler toplamının karekökü. Neden bunu söyledim? Şunları bir sadeleştirirsem. Y eşittir 1 bölü kök 2x doğru. Her zaman doğruyu ax artı b'ye artı c eşittir 0 formatına getir. Yani içler dışlar çarpımı yap. At sol tarafa işte doğrunun denklemi bu. Ne yapacağım? A noktasının buraya olan uzaklığını bulacağım ki bu karenin bir kenarını bulayım arkadaşlar. 8 eksi 8 Ordinatı 6 kök 2 olduğu için y yerine yazarsam 6 kök 2 çarpı kök 2'den 12. Bölü kök 2'nin karesi 2, eksi 1'in karesi 1. Bunun kare aldık. 4 bölü kök 3'müş bu karenin bir kenarın uzunluğu. Kaydığında d noktası buraya geldiğinde duruyoruz. Ve şöyle bir kare. E, hatta onu büyütelim artık bence. Şöyle bakın. Burası 4 bölü kök 3 arkadaşlar. Doğrunun eğimi neydi? y eşittir 1 bölü kök 2 x demiştik değil mi? O zaman tanjant alfa 1 bölü kök 2. 90'dan dolayı buraya beta diyeyim. Mecburen burası alfa olur. Bak bu bir dik üçgen. Şuraya k dersem k'nın 4 bölü kök 3'e oranı 1 bölü kök 2 olacak arkadaşlar. Buradan da kök 3 k bölü 4 eşittir 1 bölü kök 2. K ne geldi? E, 2 kök 2 bölü kök 3. Demek ki burası da 2 kök 2 bölü kök 3'müş arkadaşlar. Şimdi artık hipotenüsü bulacağız. Y diyelim. Y kare eşittir. 16 bölü 3 artı 8 bölü 3. Y kare eşittir 8. Y 2 kök 2 geldi. Zaten bizden son durumdaki D noktasının ordinatını istiyordu. A şıkkı.